Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. PES 2021'e adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Elimizde onlarca yüzlerce futbolcu var. Bu futbolcular PES 2021'e nasıl taşınacak, ne olacak ve takas işlemleri nasıl gerçekleşir? Buna özel bir video hazırlamak istedim. Fotoğraflarla anlatacağım arkadaşlar. Örneğin Mbappe'nin farklı farklı kartları var oyunda. Diyelim ki bu 3 kartı elimizde var. Peki bunlar PES 2021'e geçtiğinde ne olacak? Silinecek mi derseniz silinmiyor. Yani silinme yok arkadaşlar. Fakat değişiklik olacak. Örneğin Mbappe'nin yüzlük kartı PES 2021'de 100 olmayacak. Ya da 101'lik kartı var diyelim bir oyuncunun. Hani Mbappe olur, başka bir oyuncu olur. Yani Messi'nin bir yüzlük kartı vardır ya da Ronaldo'nun 102 olan bir kartı olabilir elimizde. Bunlar arkadaşlar PES 2021'e geçiyor ama normal kartının seviyesine düşecek. Az sonra göstereceğim fotoğraflarla. Örneğin Mbappe'nin yüzlük kartı var diyelim benim elimde. PES 2021'e geçtiğimiz zaman PES 2020'deki bu yüzlük kart PES 2021'de Mbappe'nin normal kartının seviyesine düşecek. Diyelim ki normal kartı 97, hani PES 2021'de de öyle olduğunu varsayalım. 97 seviyesine düşecek arkadaşlar. Mbappe'nin 101'lik kartı var diyelim elimizde ki bana da yakın zamanda gelmişti. Yani en çok üzüldüğüm oyuncuların başında geliyor Mbappe'yi kaybedecek olmam. Yani şöyle kaybedeceğim. Hani 101 olmayacak. PES 2021'de 97 seviyesine düşecek. Normal kartına düşecek arkadaşlar. Daha sonra diyelim ki normal kartı var elimizde. O da aynı şekilde. Taşınmış oyuncu olacak. Gri kart olacak. Bütün oyuncular gri karta, taşınmış oyuncuya dönüşüyor arkadaşlar. Tabii futbolu bırakmadıysa ya da anlaşması olmayan bir lige ya da bir kulübe gitmediyse. Yani oyundan çıkmadıysa oyuncu gri kart, taşınmış oyuncu olacak. Oyundan silinmediyse arkadaşlar. Tabii ki bunun bir taraftan zararı da şu. Taşınmış oyuncuların kondisyonları sabitleniyor. Örneğin geçtiğimiz sene olduğu gibi yani kondisyonu C olarak sabitlenebilir. Futbolcu harika bir hafta sonu geçirmiştir. O hafta onun kondisyonu AB olması gerekirken taşınmış oyuncu C olarak sabitlenmiş. AB olamaz. O yönden de bir zararı olacak. Tabii ki taşınmış oyuncular satıldığında çok fazla GP veriyor. Ya da takasta da kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da antrenör yapabiliriz. Farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Örneğin 3 tane Mbappe'miz var. Bu üçü de gördüğünüz gibi taşınmış oyuncu oldu. Sizin elinizde de birçok oyuncunun farklı farklı kartları vardır muhakkak. Özellikle de son haftalarda çok fazla benzer oyuncular da geldi. Örneğin Ronaldo'su olmayan bir anda elinde 2-3 tane Ronaldo'su olmuş olabilir. Sürekli potvelerde Ronaldo geldi mesela. Birçok yerde geldi. Yani bir anda elimizde oyuncular artmaya başladı. Aynı oyuncudan farklı farklı kartları bir anda birikti. Şimdi bunlar taşınmış oyuncu olacak. Hepsi gri kart olacak. Taşınmış oyuncu olacak. İkon ve efsaneler hariç. Onlara dokunulmuyor arkadaşlar. Onlar taşınmış gri kart olmayacak. Aynen devam edecek. Tabii Konami değişiklik yapabileceğini söyledi. Becerilerinde belki genel seviyelerinde ama normal oyuncular taşınmış olduklarında peki takas yapılabilir mi? Şimdi benim 3 tane Mbappe'm vardı diyelim. 100, 101 ve normal kartı. Bunların hepsi taşınmış oyuncu oluyor. 3 tane taşınmış oyuncu yan yana geldiği zaman arkadaşlar takas yapılabilir. Diyelim sizin elinizde Pogba'nın normal kartı var. Potvelerden var ya da kulüp selectionlardan var diyelim. Bu Pogba PES 2021'e geçtiğimiz zaman taşınmış oluyor. Siyah top oyuncu. Bu 3 tanesini birleştirdiğiniz zaman istediğiniz bir siyah topu alabilirsiniz. Örneğin ben bu 3 tane Mbappe'yi birleştirdiğimde, yan yana getirdiğimde takas yapabilirim. İstediğim bir siyah topu alabilirim. Eğer elinizde 3 tane taşınmış altın top varsa o zaman da altın top oyuncu alabiliriz. Ya da elimizde gümüş toptan 3 tane varsa, bir oyuncunun gümüş top halinden 3 tane taşınmış varsa birleştirip takas yapabiliriz. Ha diyelim ki Mbappe'nin 2 tane taşınmışı var. Bir tane de normal kartı var. Hani yeni 2021 kartı var. Onlar birleşmiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Sadece aynı taşınmış karttan oyuncular yan yana getirilebilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Taşınmış oyuncular aynısından yan yana getirip istediğimiz oyuncuyu alabiliriz. Burada size önerim şu olacak arkadaşlar. PES 2021'e geçtiğimiz zaman. Diyelim ki elinizde bazı oyunculardan 3'er tane 4'er tane var diyelim. Hani ben o şekilde yapmayı planlıyorum. Hani size de önerim olur. Hemen takasla istediğim oyuncuları almayacağım. Diyelim ki benim elimde Kante'den 3 tane var. PES 2021'e geçtim ve taşınmış oyuncu oldu. Yani
3 taneyi takas yapabilirim. Başka bir oyuncu alabilirim. Ya da satarım ya da antrenör yaparım. Hani farklı farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Diyelim ki ben takas yapmak istiyorum. Elimde 3 tane Kante var. Kante siyah top. Hemen takas yapmamak lazım. Şundan dolayı arkadaşlar. Şimdi biraz beklemek lazım ki. Belki takasla alacağım oyuncu bir sonraki hafta bana gelebilir. Yani Mbappe'yi ya da Ronaldo'yu almak istiyorum diyelim. Hemen aldım. Sonra bir hafta sonra pat Backstraw'dan bir geldi Mbappe ya da başka istediğim oyuncu. Üzülürüm ya, ben bunu geçen hafta takasla almıştım, şimdi Backstraw'dan geldi diye. O yüzden ben öncelikle normal yollarla oyuncuları bir kadroma katacağım. İşte top açılımlarını yapacağım. Altın top, gümüş top biriktirmiştik ya da siyah top ya da hediyeler olabilir. Backstraw'dan top açılımları yapacağım. Yeni hani oyuncular kadroya katmak için. Sonra bakacağım. Elimde olmayan ama çok istediğim siyah top oyuncu varsa onu da en son takasla alacağım. Bazıları satıldığında çok fazla GP veriyor. Çok GP verenlere de satıp GP kazanacağım. Bu şekilde bir planlama yaptım arkadaşlar ben. Sizlere de öneririm. Hani ya da sizlerin farklı görüşleri varsa yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili de sorularınız varsa yorum yazarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.